Ekmekçi Türkiye'de bazı fuhuş şebekeleriyle mücadele ettiği için özellikle öne çıkan bir isim. Türkiye'de devlete emanet edilmiş ve ailelerinden koparılmış ya da ailelerini kaybetmiş reşit olmayan küçük çocukların bu çeteler tarafından kullanıldığını özellikle dile getiren bir isim. Uzun süredir bu çetelerle mücadele ediyor ve bu çetelerin aslında birbiri içine geçtiğini ve çok organize çalıştıklarını belirtiyor. Bu birbiriyle bağlantılı çeteler kendilerine karşı mücadele etmeye kararlı kişileri sindirmek için her yolu deniyor. Çetelerinin çok ileri düzeyde korunduğunu görüyorum. Yani sadece örtbas edilmekle kalmıyor. Benim gibi üzerine gidenlere pek çok adli kumpasla Evet. üzerine geliniyor. Yani bunu bizzat yaşıyorum 4 senedir özellikle bu konuların üzerine çok gittiğim için. Yani 4 senedir özellikle Ankara merkezi başıma gelmeyen adli kumpas, işte siber saldırı, ölüm tehdidi kalmadı. Yani hakkımda onlarca ceza davası açtılar kumpasla. İşte iftiradır, kamu görevlisine hakarettir. Sapkın ithamlarda bile bulundular. Avukat Ekmekçi'nin yaşadıkları Türkiye'deki bu organize çetelerin nasıl birlikte çalıştıklarını da anlatması açısından önemli. Sistemin içerisinde çok fazla elemanları oluyor zaten. Bir şekilde yine şantajla, kasetle, rüşvetle kendilerine bağladıkları. Ve işte onlar zaten yedirmeyiz diyenler onlar oluyor. Hakim savcı seviyesinde oluyor, emniyet müdürü seviyesinde oluyor, diğer kamu görevlileri seviyesinde oluyor. Dolayısıyla kimi kime şikayet edeceksiniz gibi bir nokta şikayet ettiğinizde sizinle uğraşılıyor.